Bugün de yine mobil uygulamalar üzerine konuşuyor olacağım. Beğendiğim uygulamaları genelde biliyorsunuz üzerine bir şeyler anlatıyorum. Bu sefer bir değişiklik yapacağım. Biliyorsunuz bu hafta biraz Garanti Bankası konuşuyorum. Merak ettiğim ve beğendiğim şeyleri sizinle paylaşıyorum. Bunlardan bir tanesi, bence çok önemlilerinden birisi. Neden önemli olduğunu da söyleyeceğim. Şimdi internetten, web sayfası üzerinden bir uygulamayı otantikasyon almak için eskiden şifre kullanırdık. Bir tane şifre de fıstık gibi yetiyordu, her şeye yetiyordu. Ondan sonra dediler ki bu şifre böyle hani sıkıntılı olmaya başladı. Çünkü herkes şifresini ya kızının ismi ya işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya da işte birkaç tane rakam filan gibi şeyler koyuyorlardı. Hatta doğum tarihi koyuyorlardı. Zaten bilirsiniz mesela postlara bakarsanız postların üzerindeki 1, 9 ya da 6 hanesi çoğunlukla bozuktur. Bunun da en önemli sebeplerinden birisi bütün post makinelerinde kredi kartı şifrelerinde çoğunlukla insanlar doğum tarihlerini kullanırlar. Onu da çok fazla değiştirmezler. Hatta ben 20-30 yıl kartının şifresini değiştirmeyen insanlar biliyorum. Ama eskiden benim hacker hocalarımdan birisi şöyle derdi. Şifre sakız gibidir. Çiğnemeye başladıktan sonra bir süre sonra artık yumuşar ve anlamsız hale gelir. O zamandan sonra onu atmak, yenisini üretmek gerekir diye derdi. Haklı rahmetli Bülent Hoca. Bu konuda hani söylediğinde haklı, onu söylemek lazım. Ama şimdi arkasından işte bu şifreleme sistemlerinde ya işte şifreyi ikiye çıkaralım, bir parola bir şifre olsun denildi. O şifreleme, ikinci şifreleme sisteminde ise herkesin kabul gören yöntemi, bir tane önde parola var. O parola çok fazla değişmiyor. 6 ayda, 1 yılda bir değişiyor. Ama arkasından ikinci bir şifre soruluyor. Bu ikinci şifre SMS'te karşı tarafa iletiliyor ve SMS'te karşı taraf bu SMS'i aldıktan sonra oradaki 4 haneli ya da 6 haneli şifreyi sistemine yazıyor. Böylece iki hani iki kontrollü, iki otantikasyonlu, iki stepli bir düz şifreleme sistemi ortaya çıkmış oluyor. Peki burası böyle. Peki biraz daha güvenlik isteyenler ne yapıyorlar? O şifrenin devamlı üretilen bir şifre olmasını tercih ediyorlar. Yani SMS'de bir yerden bir yere giden bir şifrelemeden, çünkü o zaman iletişimi kesip bir yerlerde o şifreyi alabilmek mümkün olabilir. Onu engellemek için yapılacak en iyi yöntemlerden bir tanesi bir şifre üreticisi oluşturmak. RSA'nın uzun zamandır bir şifre üreticisi sistemi var. O sistem üzerinden tahmin ediyorum standartları o olan, şu anda Garanti Bankası'nda bir şifrematik uygulaması var. Bunu uygulama olarak indirebiliyorsunuz. Bir tane dangle olarak hala alabiliyor musunuz bilmiyorum ama bende iki tane var ondan. Küçük küçük siyah dangle'ları vardı. Orada şifre üretiliyor. Her açtığınızda yeni bir şifre çıkıyor. O şifreyi sisteme yazdığınız zaman karşılıklı bağlantılanıyor ve o şifrenin doğruluğunu onaylıyor gibi bir yöntem var. Bir de yeni bir yöntem var. O yeni yöntem belki daha önce WhatsApp'ta gördüğünüz yöntemlerden birisi. WhatsApp'tan mesela mobil uygulamayı web üzerinden çalıştırmak isterseniz, WhatsApp'ı mobil web üzerinden çalıştırmak isterseniz mobil uygulamanızı açıyorsunuz. QR kod tarayıcıya getiriyorsunuz. Karşı taraftan bir QR kod çıkıyor. QR kodu bastığınız zaman otantike oluyor ve girebiliyorsunuz. Tabii bankalar bunu QR kodlar üzerinden yapmayı tercih etmeyebilirler. Çünkü finansal veriler söz konusu olduğu ve daha, yani WhatsApp'a göre daha ciddi bir güvenlik gerektirdiği için orada QR kodların kullanılması yerine daha komplike bir yapının kullanılması söz konusu. Bir iki gün önce haberi geldi ve çok severek kullandım. Cuma günü de, geçen hafta Cuma günü de tweetini atmıştım. Garanti Bankası'nda böyle bir sistem var. Giriyorsunuz web sayfanıza, kullanıcı adınızı ya da TC numaranızı yazıyorsunuz, müşteri numaranızı ya da TC numaranızı yazıyorsunuz. Altına parolanızı yazıyorsunuz. İkinci ekrana geçtiğiniz zaman ikinci ekranda size şunu soruyor. Diyor ki SMS'te mi istiyorsun, şifrematikle mi girmeyi planlıyorsun yoksa mobil uygulama üzerinden mi? Mobil uygulama üzerinden girmeyi planlıyorum'a tıkladığınız anda sizin cep telefonunuzdaki mobil uygulama size bir notifikasyon gönderiyor. Bastığınız zaman o notifikasyonla otantike olmuş oluyorsunuz ve sisteme girebiliyorsunuz. Böylece
o ikinci adımı daha hızlı atabilmek ama aynı zamanda daha da güvenli atabilmek mümkün olabiliyor. Burada benim bir şey dikkatimi çekti. Bu otantikasyon sistemi genelde kullanılan sistemlerden biridir. Fakat buraya Garanti Bankası küçük bir şey de koymuş, detay da koymuş. O detay da şu, siz o session'ı açtığınız zaman session'a bir isim veriyor. Mesela okul ismini veriyor ve siz mobil uygulamanızı elinize aldığınızda mobil uygulamanın üzerinde şöyle yazıyor. Okul uygulamasını, yani okul session'ını açmak istediğinizden emin misiniz diye geliyor. Böylece siz acaba gerçekten açmak istediğiniz bir session'a mı yoksa açmak istemediğiniz bir session'a mı denk geldiniz? Bunu da net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ben bunu çok beğendim. Yani bu gerçekten güzel bir uygulama. Ben mobil uygulamaların yakın bir zamanda hayatımızın önemli anahtarlarından birisi olacağını düşünüyorum. Çünkü cep telefonları zaten en çok kullandığımız cihazlardan birisi ve devamlı yanımızda duruyor. Hatta şarjı bittiği zaman çıldırıyoruz. Dolayısıyla bizim için en önemli cihazlardan birisi. O yüzden de bu cihazın üzerinden gelecek böyle bir düzenleme bizim için bence avantajlı oluyor. Kullanması kolay oluyor. Şifrematikten biraz daha rahat. SMS'ten de biraz daha güvenli olduğunu söyleyebilirim.